Afyonkarahisar'ın şehir merkezinde, Afyonkarahisar'ın altında, tarihi Afyonkarahisar evlerinden birindeyiz. Mihrioğlu ailesinin konağındayız. Konağındayız, evet. Şimdi Afyon kebabı yapacağız. Afyon kebabı yapacağız. Malzemelerimiz neler? Önce bir malzemeleri sayalım. Şöyle yağsız, genç dana etinden efendim. Dananın butu. Butu. Bakın diğer malzemelerimiz. Yoğurt, sos, biber, közlenmiş biber, közlenmiş domates ve şöyle kebaplık pidemiz. Bu tırnak pideden farklı bir şey. Kebap için özel yapılıyor bunlar. Tamam, malzemeleri bunlar. Malzemeler bunlar. Önce etimizi kuşbaşı doğruyoruz. Kuşbaşı doğranan dana etlerinin 3,5 saat kavrulması gerekiyor. Evet, 3 saat bunun yavaş ateşte pişmesi gerekiyor. Ben sizin için önceden pişirdim, hazırladım kavurma etimi. Harikasınız, harikasınız. 3 saat beklemiyoruz. Evet. Burada kavrulmuş etimiz var. Hemen şimdi sunumuna geçelim. Bakın pideleri. Yine kuşbaşı kesiyoruz. Kuşbaşı. Küp küp doğruyoruz. Evet. Tabağımızın altına pidelerimizi döşedik. Üzerine 3 saatte kavrulmuş kavurmamız. Evet, kendi suyuyla kavruldu. Yanına domatesi, biberi, domates sosu, yoğurdu ve hazır. Hazır kebabımız. İşte size Afyon kebabı. Kebabımı alayım. Afiyet olsun efendim, buyurun. Böyle etinden, ekmeğinden, pidesinden, birazcık domates sosu, yoğurt ve tadına bakıyorum. Tamam, çok güzel olmuş. Çok afiyet güzel olmuş. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Aslında baktığınız zaman dana kavurma, evet, ama bir sunum tadını bu kadar mı değiştirir? Görüntüsüyle, lezzetiyle şahane olmuş. Afiyet olsun. Elinize sağlık diyorum. Afiyet olsun. Ben bayıldım. Afiyet olsun.